Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz SİHA'larımızın her bölgedeki şaşırtıcı işleri ve Ermenistan üstündeki etkileri. İşte burada şu sorunun da cevabını verelim. SİHA'larımız mı çok iyi yoksa onları kullanan ordumuz mu? Veya bu gücü ne derece genişletebiliriz? Geneliyle SİHA'larımızın işlerini incelemeye başlayalım. Tarihler 2013'lü yılları gösterdiğinde ordumuz içerisinde büyük bir devrim yaşandı. İlk milli üretim insansız hava aracımız olan Anka teslim edildi ve bize yepyeni kapılar açtı. Onu daha sonra Bayraktar TB2 izleyecekti. Başta sadece gözetlemek için kullanılan bu sistemler o halleriyle bile bize büyük destekler sağladılar. Tabii o halden bu noktalara kadar gelebileceklerini kim bilirdi? Yeni dönemde tarihi farklı bir şekilde tekrar yazdık. İlk toplu SİHA taarruzundan bahsediyorum. Normalde 2030'lu yıllardan önce böyle bir saldırının yapılabileceği düşünülmezdi. Hep gelecekteki savaşlar olarak bakılırdı. Ancak o geleceğin çok da ileri bir tarih olmadığını görmüş olduk. Bahsedilen teknolojiyi 2020 tarihi itibariyle biz başlattık. Uzay çağı savaşlarının başlangıcı olan yapay zeka. Bazı konularda iyi olmasak da, tarih boyunca bazı yerlerde toparlayamasak da ordu konusu bizim için her zaman baş köşede. Yeri geldi sayımız azdı, yeri geldi teknolojimiz geri kaldı. Ama sayımız azken de kazanabildik, teknolojimiz geriyken de savaşmasını bildik. Örneğin tarihteki ilk uçak gemisini biz batırdık sadece bir topla. Ya da ilk uçağı biz düşürdük tüfekle. Bu örnekler uzar ve gider. Ordu konusunda ilklerin toplumu olduğumuz aşikar. Peki bunları neden anlattım? Gururlanmamız için mi? Prim yapmak için mi? Hayır, baştaki sorumuza cevap verebilmek için. SİHA'larımız mı iyi yoksa onları kullanan ordumuz mu? İnsansız hava araçları, özellikle bizimki gibi orta boyutlu ve yavaş olanlar her türlü saldırıya açık konumdadırlar. Manevrası kötü, hızı düşük, irtifası orta, vurulması için bütün koşullar sağlanmış. Siz bu araca yerden füze atsanız düşer. Hava füzesiyle kilitlenseniz düşer, uçağın yakın topuyla 2-3 isabet atsanız gene düşer. Hal böyleyken hava savunması sağlanmış bölgelerde hiçbir iş yapamamasını beklersiniz. Ancak Suriye'de, Libya'da ve Ermenistan'da gördük. Özellikle Ermenistan'da yaptıkları bambaşka bir nokta. Normalde Libya ve Suriye'de hava savunma sistemlerini hep tekil ellerde gördük. Bir hatalarına, görememelerine, vurulmaları kaçınılmaz. Tabii Ermenistan'daki konumda durum bu şekilde değildi. S-300'lerden TOR'a kadar yakın orta ve uzun menzil hava savunması tamamlanmış. Hepsi birleşip ana bir savunma ağı üzerinden çalışmıyor olsa da cephe hattına dağılmış vaziyetteler. Durum böyleyken İHA'larımızın yine iş yapamamalarını beklersiniz. Ancak Türk savaş sanatında çareler tükenmez. Azerbaycan'a askeri teknik olarak destek verdiğimiz bilinen bir gerçek. Çünkü bu zamana kadar aktif olarak savaşın içindeyiz. Özellikle insansız hava araçlarının komutasında 300 bin saatlik bir deneyimimiz var. Bunu savaş alanına aktardığınız zaman bilgi ve deneyim savaşın seyrini değiştirebilmeye başlar. Bilenle bilmeyen nasıl bir olsun? İHA'lar konusunda bilgi ise güçlü ve zayıf yönlerini bilip buna göre hareket etmektir. Daha önce bir pansir patlattıysanız nasıl patlatılacağını bilirsiniz. Bilginize göre havadaki radar boşluklarını bulur, hareketi buna göre yapar ve son darbeyi vurursun SİHA'larımızın yaptığı şekilde. Veya daha az riskli olarak elektronik karıştırma yapar ve yine vurursun. Bunu da yaptık. Yani sonuç olarak asıl keramet İHA'larımızda değil, onu kullanan orduda. Geçmişte baktığımız zaman mesela İsrail, bizden çok öncesinde bile İHA konusuna hakimlerdi. Bugün de hakimler, tabii ne yüksek bir başarılarını gördük ne de tam aktif olarak kullandıklarını. Ya da İHA Ligi'nin babası Amerika, bugün radarda görünmeyenden uçak gemisinden kalkana kadar birçok çeşit İHA'ları var. Her coğrafyada askeri olarak bulunmalarına rağmen, devasa paralar harcamalarına rağmen küçük olaylar dışında SİHA'larını göremedik. İnsanlarla çözmeyi tercih ettiler. Yani demem o ki, asıl önemli olan neyi nasıl kullandığındır. Biz de sınırları zorlama konusunda hakikaten iyiyiz. Ancak bunlar demek değildir ki SİHA'larımız kötü veya yetersiz. Girdikleri bölgeler, kendi kendilerine kaza yaşamamaları ve tam isabet vurdukları hedefler sistemlerin ne kadar iyi ve düzgün çalıştığını gösterir. İnsan gücüne ihtiyaç duymadan bunları kendi başına yapabilmesi onun ileri seviyesi. Ancak dediğimiz gibi bu iyi yetenekleri orduyla düzgün bir şekilde harmanlamalısınız ki tam olarak ortaya çıkabilsin. Peki gelecekte bizi neler bekliyor, yeni neler göreceğiz? Türkler olarak yine savaş doktrinlerini değiştirdik.
İnsansız hava araçlarıyla, kamikaze dronlarıyla tankların korunmadıkları sürece pek bir değerleri kalmadı. Sağladıkları ateş gücünün yanında boyutları dezavantajları halinde. Üst bölümü hafif zırhlı olduğundan 12 kiloluk bir bombayı bile tutamamakta. Eğer zırhı arttırırsanız da çevikliğini ve özelliğini kaybeder. O yüzden tanklar çıkmazdı. Piyade olarak da bu şekilde hava savunması olmadığı sürece yok olmaya mahkumsunuz. Saklansanız bile duyarlı sensörler sizi görecektir. Tabii ki hava savunmasız bunlar doğal şeyler. Ancak ana amacı bu olan hava savunma sistemleri de çaresiz kaldı. Örneğin Bayraktar veya Anka'yı geçtik. Küçük dronlar kendileri için çok daha büyük problemler. Siz boyutları ortalama olduğundan bir Anka'yı, Bayraktar'ı radar ekranında görebilirsiniz. Ama kamikaze dronlarını görüp vurmanız çok da kolay değil. Küçük olduklarından aşırı hassas radarlar kullanmanız gerekli. Tabii o da ne derece doğru olacak? İsrail'in hassas demir kubbesini kuşların bile tetikleyebildiğini hatırlatmak isterim. Yeni nesil farklı radarlardan başka çözüm şimdilik zor. Hatta Ermenistan'ın S-300'ünü Azerbaycan'da tam olarak bu şekilde avladı. Kamikaze drone'u sayesinde vurulmadan hedefine ulaşmayı başardı ve S-300'ü devre dışı bıraktı. Som seyir füzemizin videosunda Som'un hava savunma sistemi avlayabileceğini belirtmiştim. Basit bir kamikaze drone'u bunu başarabildiyse Som'un avlayabileceği de tescillenmiş oldu. Gerekirse Yunanistan'ın bütün hava savunmasını sadece Som'larla çökertebileceğimiz çıkarımını buradan yapabiliriz. Bir nükleer kadar olmasa da elimizde yine güçlü silahlar var diyebiliriz. Daha nasıl gelişebilir sorusunun cevabını ise bu videodan görebiliriz. Hava savunma sistemleri gelişse bile kamikaze dronları gelecekte bambaşka haller alacaklardır. Elektronik harple durdurulabilir diyebilirsiniz. Ancak dünyada şu anda yazılımlı bomba yüklü bir drone'u durdurabilecek bir teknoloji bulunmamakta. Saldırı bilgileri haritası içine yüklendiği için elektronik olarak karıştıramazsınız. Yerle bitişik gittiği içinse lazerle ya da hava savunma sistemleriyle de vuramazsınız. Yakın zamanda böyle bir saldırı bize karşı yapıldı. Yani Alpago gibi dronları sistemleri ucuz ve kolay olduğundan binlerce adet yapıp bütün cephe hattını tek seferde alabiliriz. Şimdilik hayal gibi gelse de bir zamanlar İHA'larda hayaldi. Ama bugün gelinen noktayı görüyoruz. Sonuç olarak insansız araçlar artık yeni savaş düzeninin ayrılmaz bir parçası. Üstelik bu yeni ayrılmazlık düzenini Türkler olarak biz başlattık. Daha gitmemiz gereken yolların ortasında olmamıza rağmen şimdiden bir şeyleri değiştirmeye başladık. Umarım en kısa zamanda sadece havayla kalmaz, deniz ve kara versiyonlarını da tam olarak kullanmaya başlarız. Evet, biraz geç kaldık ama Osmanlı'nın yükseliş zamanında bilim olarak Avrupa'da geç kalmıştı. Sonradan gelip bizi geçtilerse biz neden tekrar onları yakalamayalım? Gelecek bizim elimizde diyerek videoyu bitiriyorum. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.